Arkadaşlar merhabalar, bu videomda benzerlik konusundaki kazanım odaklı sorular kısmındaki 8. bölüm testinin çözümünü yapacağız. Çözümlere başlayalım. Bu bölümdeki kazanımımız kenar açı kenar benzerliğinden bahsetmek olacak. Arkadaşlar iki üçgende aynı açının kollarında belli bir oran varsa, bak nokta açısının kolları 4'e 6, nokta açısının kolları 6'ya 9. Bunları oranladığımız zaman 4 bölü 6, 6 bölü 9 her ikisi de 2 bölü 3'e eşitse bu iki üçgen benzerdir diyoruz. Ve aynı açının karşısındaki oranlamalar da benzerlik oranına eşittir. Benzerlik oranı yalnız buradaki oranlamalara eşittir. Dikkat edin. Ben şey diyorum, alfanın kollarını böyle sıralayalım diyorum. Alfayı yazıyorum 4'e 6. Alfayı yazıyorum 4'e 6. Sonra oranlıyorum. Oranladıktan sonra kenar açı kenar daha rahat bir şekilde görülüyor arkadaşlar. Tabii ki benzerlikte açı 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 benzerliği daha fazla karşımıza çıkıyor. Kenar açı kenar çok nadir çıkmasına rağmen böyle kitaplarda da az çıktığından dolayı yapılamıyor. Ama buna da dikkat etmek lazım. ÖSYM'e bir sürpriz yapabilir. O yüzden dikkatli olmak lazım arkadaşlar. Sonraki benzerlik tipimizde kenar 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 benzerliği. İki üçgende karşılıklı kenarlar birbirleriyle orantılıysa, mesela 6, 8, 10 küçükten büyüğe yazdınız. 9, 12, 15 küçükten büyüğe doğru yazdınız. Hepsini oranladığınızda hepsindeki oran aynıysa bu iki üçgen benzerdir. E hocam bütün kenarlar var. Buradaki benzerlikteki espri nedir diyecek olursanız, orantılı kenarları gören açılar birbirine eşit olacak. Mesela burada 6'yı gören açıyla burası alfa iken, burada 9'u gören açı alfa eşittir. Sonra burada 8'i görenle burası beta ise, burada kaçı gören? 12'yi gören. Burası da betadır. Bir üçüncü açılarda çift çizgidir deyip aynı açıyı yazdıktan sonra büyük ihtimalle sonuca ulaşırsınız arkadaşlar. Evet. Hadi bakalım şimdi bunlarla ilgili örneklere bakalım. Evet, birinci soru. Arkadaşlar biz birinci soru tarzı sorular gördüğümüz zaman kosinüs teoremi aklımıza geliyor. Evet, doğru, haklısınız. Hocam burada kosinüs teoremi yaparım, kosinüs alfayı bulurum. Burası da alfa ya. Sonra burada kosinüs teoremi yapıp x'i bulurum diyebilirsiniz. Doğru. Ama geometrinin içinde sorulduğunda bir düşünün. Kosinüs teoremi geometrinin içinde sorulmaz arkadaşlar. Ya sorulduğu durumlarda oluyor da siz ilk etapta şeye bakın. İki üçgende sadece birer açı varsa açının kollarına bakın arkadaşım. Mesela bu üçgende nedir açının kolları? 3'e 5. Öbür üçgende bakın. 6'ya 10. Aa hocam, üçgen 5, 6'ya 10. 3, o zaman ne oldu? Bunları taraf tarafa oranladığın zaman her ikisindeki oran 1 bölü 2 çıktı. O zaman iki üçgen benzerdir ve benzerlik oranı da nedir? 1 bölü 2'dir. Madem benzerlik oranı 1 bölü 2, aynı açının karşısındaki kenarlar oranı eşittir. Yani 6 bölü x'i eşittir. X de buradan kaç geldi? 12 geldi. Evet, birinci sorunun cevabı böylelikle Denizli oldu. Geldik 2'ye. ED ile BC birbirine paralel. Evet. Şunlar birbirine paralel verilmiş. Bu paralel niye verilmiş? Arkadaşım Z var burada. Burası alfa iken burası da alfa. Heh, iki üçgende birer açı eşit olduğunda böyle başka yerlerde açı eşitliği var mı diye bakın. Yani ilk etapta açı 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 incelemesi yapılır. Baktık yok. Bir açı varsa açının kollarına bakacağız. Hocam şu üçgendeki bir alfalık bir üçgen, bir de bu üçgende bir alfalık üçgen var. Hemen alfanın kollarına bakıyorum. Alfanın kolları 8'e 12, küçükten büyüğe doğru yazma alışkanlığınız olsun. Burada da alfanın kolları hocam 12'ye 18, 12'ye 18. Her ikisini de oranlayın bakalım. 6'ya bölsen 2, 6'ya bölsen 3. 4'e bölsen 2, 4'e bölsen 3. Bakın her ikisindeki oran aynı. Her ikisindeki oran aynıysa bu iki üçgen kenar açı kenardan benzerdir. Ve benzerlik oranı nedir? 2 bölü 3'tür. Aynı açının karşısındaki kenarlar oranına eşittir. Yani 6 bölü x'e eşittir. 18 bölü 2'den x'i kaç buluruz? 9 buluruz. İkinci sorunun cevabı böylelikle Ceyhan oldu. Geldik 3'e. Bakıyoruz iki üçgende hocam. Birer açılar eşit verilmiş. Ortak başka hiçbir yerde açı yok. O zaman bir açı eşitliği varsa bakın şu üçgene bakın, bir de şu üçgene bakın. Alfanın kollarını sıralayın bakayım. Alfanın kolları hocam 3'e 6. Öbüründe alfanın kolları 4'e 8. Alfanın kolları 4'e 8. Aa hocam üçgen 6 olmuş. Dörtgen 8 olmuş. O zaman 1'e 2 oran vardır demeyin sakın. Çünkü niye? Ben bunları oranladığınızda bakın. Hocam bunun oranı da 3 bölü 4. Bunun oranı da 3 bölü 4. İki üçgen o zaman bunlar birbirine eşit olduğundan kenar açı kenardan benzerdir. Benzerlik oranı ama burasıdır. Bak üçgen 6 olmuş, dörtgen 8 olmuş değil. Yani burası 3 bölü 4'tür. Benzerlik oranı senin 3 bölü 4. Aynı açının karşısındaki kenarlar oranına eşit midir arkadaşım? Evet. Zaten senden BC ve ED'nin toplamı verilmiş. E madem benzerlik oranı 3 bölü 4, onu bulduk. Hocam burası 3K iken burası 4K mı olur? Aynen öyle. Ve toplamda ne verilmiş arkadaşlar? Toplamda X soruluyor bize. BC ile ED'nin toplamını 14 demiş. Yani 3K artı 4K artı 3K'yı kaç vermiş? 14 vermiş. 7K 14 ise K buradan 2 geldi.
K2 ise bizden x isteniyor. O da 4K olduğundan 4 kere 2 8 yapar. Evet, 3. sorunun cevabı böylelikle Akçay oldu. Geldik 4'e. Soruya bakıyoruz. Hocam soruda hiçbir açı eşitliği yok ama bakın şu üçgende bütün kenarlar verilmiş ve bu üçgende bütün kenarlar verilmiş. Kenar 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 bir eşitliği, benzerliği var. Ha, bütün kenarlar karşılıklı olarak eşit olmuş olsaydı bunlara eş derdik. O ayrı bir konu. Bütün kenarlar var. Kenar kenar kenarı görmek, daha doğrusu kenar 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 olduğunu fark etmek soruda daha basit oluyor. Çünkü üçgenin kenar üçgenleri işaret ediyor zaten sana. Bak burada kenarları küçükten büyüğe doğru bir yazalım. 6, 9 ve 12. Öbüründe yazalım 4, 6 ve 8. Taraf tarafa oranladığım zaman hepsindeki oran 3 bölü 2 geliyor. Dolayısıyla iki üçgen kenar kenar kenardan ne oldu? Benzer. Burada benzerliği yakalayınca ne yapacağız? Orantılı kenarları gören açılar eşit. 6'yı görenle 4'ü gören. Hocam üstteki üçgenden başladım. Üstteki üçgende 6'yı görenle alttaki üçgende 4'ü gören. Burada 9'u görenle 6'yı gören. Hocam 9'u görenle 6'yı gören. Sonra 12'yi görenle ve burası 8'i gören eşit olacak. Aa, ne çıktı arkadaşlar? Büyük üçgene bakmamız lazım. Büyük üçgende bu açıda çift çizgi, bu açıda çift çizgi. Bir ikiz kenar mı çıktı? Evet. Yani 12 artı 7 eşittir x artı 4 yapmalı arkadaşlar. Buradan da 19'dan 4 çıkınca kaç kalıyor? 15 kalıyor arkadaşlar. Cevabımız böylelikle 4. soruda Edremit yaptı. Geldik 5'e. Hocam oranlamalar verilmiş burada. Burası 3K iken burası 2K verilmiş. BF uzunluğu 2K, AC uzunluğu 3K. AC uzunluğu 3K. BF 2K verilmiş. Evet. AC'yi de 3K vermişler. Allah Allah. Burada ne yapacağız arkadaşlar? Bir şeyler vermiş mi? BC'yi de 15 vermiş. Bak dikkat. BC'yi de 15. Hocam şu üçgen 8, 10 ve 2K var. Bakın şu üçgen 8, 10 ve 2K var. Bir de 15'i verdiği için büyük üçgende de 12, 15 ve 3K var. Biz yine kenarları yazalım. Bütün kenarlar olduğu için. Ne yapalım arkadaşlar? Küçük üçgende 2K 8 ve 10 diye yazayım. 2K 8 ve 10 diye yazayım. Öbür üçgende de ne var arkadaşlar? 3K 12 ve 15 mi var? Evet, 3K 12 ve 15 diye yazdığım zaman. Ben bunları oranladığımda ne geldi? Hepsindeki oran 2 bölü 3 mü geldi? O zaman bu iki üçgen ne olacak? Kenar kenar kenardan benzer olacak arkadaşlar. Şu 2 bölü 3 gözükmemiş. Kenar kenar kenardan benzer olacak. Orantılı kenarları gören açılar eşit. Hocam 2K'yı gören nokta açısıysa 3K'yı gören açı da nokta açısı. Orantılı kenarlar. 8 ile 12'yi gören açılar birbirine eşit. 8'i gören çizgiyken 12'yi gören de çizgidir. O zaman büyük üçgende burası çift çizgiyken burası da çift çizgi olacaktır arkadaşlar. Tamam mı? Yani 10 ile 15'i gören açılar. Bir dakika. 10 ile 15'i gören açılar. Burayı yanlış yazdım. Çok özür dilerim. Hemen geriye doğru bir gidiş yapıyorum. Yanlış bir şey söyledim orada. 2K'yı görenle 2K'yı gören nokta açısı, 3K'yı gören. 3K nerede? Şurası. Burası nokta açısı yapacak arkadaşlar. Sonra 8 ile 12. 8'i gören hocam çizgi açısıyken, 12'yi gören burada çizgi açısı. 10 ile 15. Hocam onu gören çift çizgiyken, 15'i gören hangisi? İşte burası çift çizgi oldu arkadaşlar. Bak çizgiye çizgi yazınca burada ne çıktı arkadaşlar? İkiz kenar çıktı. Yani şu kenarla şu kenar birbirine eşit oldu arkadaşlar. Yani 10 artı x eşittir 14 olduğundan x'i de buradan kaç buluruz? 4 olarak buluruz. 5. sorunun cevabı böylelikle Ceyhan oldu ve geldik 6'ya. Şekil 1'de ABC ve DEF üçgenleri kenar uzunluklarıyla verilmektedir. Şekil 2, iki üçgenin birer köşesi çakışık ve birer kenarı üst üste gelecek biçimde birleştirilmesiyle oluşmuştur. Tamam. Şimdi diyor ki bize buna göre şekil 2'deki kırmızı ile ifade edilen açıların ölçüleri toplamı nedir diye soruluyor arkadaşlar bize. Şimdi A köşesi ABC üçgeni. AB uzunluğu 15, burası 18, burası verilmiş. Sonra burası da 8, D'nin karşısı 12. Sonra E'nin karşısı 10 ve burası da kaç arkadaşlar? 8 olarak verilmiş bize. Bu arada AD uzunluğuna da ne kaldı arkadaşlar? Şu AC uzunluğu 12 idi. Buraya da 2 kaldı. Arkadaşlar iki üçgen var ve bütün kenarlar var. Üçgenlerin kenarlarını şöyle oranlayacak olursak 8, 10 ve 12. Öbürü de 12, 15 ve 18. Hepsini oranla bakayım. 6'ya bölsen 2, 6'ya bölsen 3, 3'e bölsen 2, 3'e bölsen 5'e bölsen 2, 5'e bölsen 3, 4'e bölsen 2, 4'e bölsen 3. Hepsindeki oran aynı. Kenar kenar kenardan nedir arkadaşlar? Benzer üçgenlerdir. Orantılı kenarları gören açılar birbirine eşit olacak. Hocam
O zaman burada 8 ile 12'yi gören açılar birbirine eşit olacak. Burası alfa iken 8'i gören, 12'yi gören açı burada da alfadır. Hocam ondan sonra 10 ve 15'i gören, onu gören beta iken 15'i gören de betadır. Tamam. Şuraya ben teta diyecek olursam burası da teta mıdır arkadaşlar? Evet. Bir üçgenin açıları alfa beta teta geldi. Alfa artı beta artı teta kaç derece arkadaşlar? 180 derece. Bizden ne isteniyor? Kırmızı açıların ölçüleri toplamı. Yani alfa artı beta artı teta isteniyor. O zaman biz cevabı zaten bulmuşuz. Yani cevabımız ne çıktı arkadaşlar? 180 çıktı böylelikle. Yani kaçıncı soru? Altıncı soru da böylelikle Denizli çıktı ve 8. bölüm testinde bitirmiş bulunuyoruz. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki videoda 9. bölüm testinde görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.